Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Boston kebabı tarifiyle sizlere geldim. Boston kebabı için gerekli olan malzemelerimiz: bir tane bu şekilde büyük bir patlıcan arkadaşlar. Boston patlıcanı yaklaşık 900 gram geliyordu bir tanesi. 300 gram kadar kıyma, bir soğan, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı ajvar sosu. Ajvar sosu tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Yemeklere yaparken çok güzel lezzet veriyor. Mutlaka sizler de hem sos olarak hem de bu şekilde yemeklerin içerisine lezzet vermek için kullanabilirsiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Evet, yapılışı: patlıcanlarımızı alacalı soyduktan sonra yaklaşık 1,5 santim genişliğinde de yuvarlak halkalara kesiyoruz. Benim bu şekilde silex makinem var. Sizler dilerseniz tost makinesinde bu işlemi yapabilirsiniz. Çünkü çok az bir yağla kızarttığımız için içerisine çok az yağ çekiyor. Böyle daha sağlıklı oluyor. Tabi dilerseniz sizler normal tavada da kızartabilirsiniz. Evet, bir yandan patlıcanlarım kızarırken yanına garnitür olarak patates graten yaptım. Susamlı patates yaptım arkadaşlar. Patatesleri küçük kullanmaya dikkat ettim. Baby patates. Kabuklarıyla birlikte yıkadıktan sonra kabuğunu soymadan bu şekilde halkalara kestim. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, susam, biraz kekik, zeytinyağı, muskat baharatı, hepsini ekleyip güzelce harmanladıktan sonra önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirmeyi bıraktım. Evet, fırına patatesleri verdikten sonra kızartmış olduğum patlıcanları tepsime aldım. Ve şimdi iç harcını hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız çok güzel kızardılar ve çok az bir yağ ile kızartmış olduk. Az bir şekilde, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yağ yeterli geldi. Fırça ile her yerine sürüp kızarttık arkadaşlar. Evet, tavama biraz zeytinyağı aldıktan sonra yemeklik doğradığım soğanımı hafif terliğine kadar kavurdum. Daha sonra yaklaşık 250-300 gram kadar kıymayı ekleyip aynen karnıyarık hazırlar gibi iç harcını hazırladım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı ajvar sosu. Bu sosu tarifimi arkadaşlar dediğim gibi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Efsane bir lezzet. Yemeklere de müthiş lezzet veriyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yemeklere mutlaka birer kaşık ekleyin soslarınıza. Harika aroma verecektir. Ve daha sonra kıymamızı biraz lezzetlendireceğiz. Tuz, karabiber, dilerseniz çok az bir kekik, kırmızı toz biber. Hepsini ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Kısa bir süre kavurduktan sonra yaklaşık yarım su bardağı kadar su ilave ediyoruz ve suda tekrar kısa bir süre pişirmeye bırakıyoruz. Evet, hazırladığımız bu kıyma harcı kızartmış olduğumuz patlıcanlarımızın üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bolca pay edelim. Hepsini eşit bir şekilde paylaştıralım. Kıyma harcımızı patlıcanlarımıza pay ettikten sonra tavamıza tekrardan yaklaşık yarım yemek kaşığı domates salçası ve bir su bardağı kadar suyu ilave edelim. Biraz tuz serpelim ve karıştıralım. Elde ettiğimiz bu sosumuzu da yemeğimizin kenarından dökelim.
Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen ve yorumlarınızla lütfen beni yalnız bırakmayın. Bana bir şekilde destek olun. Bu şekilde farklı tariflerde değişik menüler istiyorsanız arkadaşlar kategoriler bölümüne mutlaka bir göz atın. Menüler ve et yemek tarifleri, birçok tarifler mutlaka sizlere fikir olacaktır. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelir ve videolarımı kaçırmamış olursunuz. Evet, daha fazla uzatmadan kebabımızın yapılışına geçiyoruz. Domates, biber dilimleri, acı tatlı, yeşil, kırmızı biber, nasıl dilerseniz küçük küçük dilimler koyalım. Daha sonra birer dilimde domates dilimi koyalım. En son üzerine kaşar dilimleri koyalım. Sarımsak isterseniz. Evet, bu şekilde kaşar peynir dilimi de koyduktan sonra fırına vermeye hazır olacaktır. Patates garnitürlerimde pişerken bir yandan da patlıcan kebabım pişecek. Tavan katına fırınımı koydum. İkisi de eşit bir şekilde pişecektir. Yaklaşık bir 20-25 dakika sonra bu halde görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş lezzetli oldu. Dilerseniz yanına pilav da yapabilirsiniz. Ama farklı garnitürler istiyorsanız bu şekilde patatesi denemenizi tavsiye ederim. Müthiş lezzetli oluyor. Evet, yemeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi sunumuna geçelim. 2 tane patlıcanı koyduktan sonra patates garnitürü ile birlikte ben sunumu yaptım. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta bu patlıcan kebabımızdan arta kalanları da ertesi güne kaldı. Ve yanına hindi şnitzeli ve derin dondurucuda saklamış olduğum fasulyeyi, zeytinyağlı fasulye, daha önceden derin dondurucuya attığım içli köfte, bu şekilde kullanarak servis yapmıştım. Dediğim gibi videomun sonlarına doğru bu görselleri de izleyebilirsiniz. Aradığınız tariflerimde diğer videolarımdan aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Tüm tariflerim mevcuttur. Zeytinyağlı fasulye kavurması, içli köfte tarifimiz, şnitzel tarifimiz, sos tarifimiz, hepsini diğer videolarımdan bulabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde sunumumu yaptım. Hem göze hem mideye hitap ediyor. Salata ve yanına bir de cacık, mükemmel oldu. Evet, burada gördüğünüz tüm tariflerimi de arkadaşlar dediğim gibi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Zeytinyağlı fasulye kavurması, bunu derin dondurucuya atmıştım. Çıkartıp güzelce pişirdim. Sosumuz, sos tarifimiz, Boston patlıcan kebabımız ve patates garnitürümüz. Bu bir çeşit Alman makarnasıdır. Spätzle. Bu tarifi de yapmıştım arkadaşlar. Mutlaka yapın derim. Müthiş lezzetli oluyor. Evet, içli köfte ve şnitzel tarifimizde aradığınız bütün tarifler kanalımda mevcuttur. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olarak ve zil sesini açarak beni takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.